Zaman ne demek yani bütün orduyu sanki dinsiz gibi gösterip yok efendim Fatih Camii'ne, Süleymaniye Camii'ne efendim gidecekmiş, toplayacakmış, oradaki cemaati bombalayacakmış. Böyle bir şey düşünenler çok özür dilerim şerefsizdir ya. Evet. Bunların kafalarına seminer kadar taş düşsün be. Ayıptır ya. Bugün orada Irak'taki durumu görüyoruz. Ordusu yok. Saddam'ın heykellerini çektiler böyle halk. Ordu, Cumhuriyet alayları rendi bilmem ne. Bir dakika konuşalım şimdi. Çağırdınız beni konuşalım bomba gibi. Bir dakika ama müsaade buyurun. Sayın Besinleri de dinleyeceğiz. Efendim ya. Dinlemişsiniz onu daha önce. Benden evvel öyle dediniz ya demin. Şimdi ben biraz... Dinlemedik efendim. Daha neyse o zaman bir istediğim müsaade edeyim. Bir havasını alayım bu işin yani. Buyurun peki. Biraz doluyuz yani. Yahu başka ordu yok hanımefendiler, beyefendiler. Ey koca millet. Başka ordu yok. Türk Silahlı Kuvvetleri ya. Bu peygamber ordusu denilen şey bizim evlatlarımız. Niçin yıpratıyoruz bunu? Ne murat ediyoruz bundan? Ne olacak? Yıpratacaksın da eline ne geçecek? Ne geçecek? Söyler misiniz bana? Başka ordu yok. Bu canımızı, malımızı, ırzımızı hepimizin ama hepimizin ayrı garip yok. Koruyacak bu ordu, müşanlı ordu. Mazisi ve tarihi insanlık tarihiyle başlamıştır. Bu Atatürk'ün ordusu, Cumhuriyet ordusu. Bunu yıpratmak kimseye bir şey sağlamaz. Boşu boşuna yıpratıyoruz. Utanmadan şuna söylüyor ya. Kardeşim baksana şuraya. Yok ben uçağımı... Ya ben size bir şey söyleyeyim. Hanımefendi, beyefendi. Ben devremin... Bakın ben pilot. Emekli hava pilot. Tuğ generalim ben. Jetçiyim. Benim üçte birim şehit oldu biliyor musunuz siz? 45 kişi mezun olduk biz. Büroveyi aldık. Üçte birim şehit oldu. Kaç tane arkadaşım ben böyle toprağını tabutlara verdim. Atomize olursun. 1000 kilometreyle çakılıyorsun toprağa. Evet. Oradan beyin parçalarını, kan parçalarını, kemik parçalarını topluyorsun. Mübarek şehit toprağından içine koyuyorsun ki anacığı, babacığı ya boş sandık getirmesinler sanduka, getirmesinler diye. Biz böyle, biz kefenimizi her sortide, sorti denir. Bir çıkış görev yapıp girişe sorti denir havacılık literatüründe. Tamam mı? Kefen giyeriz biz. Giydiğimiz uçuş tulumunun adı teknik tabiriyle uçuş kombinezonu denir bizde. Hani hanımefendi şeyi yanlış karıştırmasın. Uçuş kombinezonu denir. Tamam mı? O bizim kefenimizdir. Biz onunla atomize oluruz, çakılırız böyle. Kemiklerimizi, etlerimizi, beyinlerimizi toplarlar. Şüheda toprağını koyarak. Anacığı çünkü bazen der ki, ya ne olur evladım bir kere son kere göreyim der. Göremez ki ne görecek? Böyle bir ordunun evlatlarına, şimdi ben gidecekmişim, efendim kendi arkadaşımı vuracağım. Böyle şerefsizlik olur mu ya? Nerede görülmüş böyle bir şey ya? Ben kendi arkadaşımı vuracağım uçakla Ege'de. Sanki Rum kopili Yunanlı vurdu diyeceğim. Oradan bir kaos çıkartacağım. Yunan'ın şeyini efendim husumetine davet edip Türk-Yunan hava savaşı ve harbi ortaya çıkaracağım. Kaos yani. Ha? Böyle bir şey olabilir mi? Sonra gideceğim ben bomba nedir o? Fatih Camii'ni, Binbeyazıt Camii'ni, Süleymaniye'yi bombalıyorum. Sayın İlker çok... Bunu diyenler olur. Şerefsiz olun şerefsizdir. Sayın İlker... Size tekrar döneceğim. Bunlar bir dakika bunlar har boyunda falan yer almaz kardeşim. Bu böyle bilirsin. Yer almaz. Bunlar ekleme yapıştırma montajdır. Harp oyunları bize sorun ya. Kim bu arkadaş görmüş harp oyunu? Sayın İlker zamanımız var zaten. Epey konuşacağız size. Ama yani bir havasını alalım kardeşim. Peki, ya. Peki dinledik sizi. Madem çağırdınız buraya konuşalım tamam. Gümbür gümbür ya. Yok, Sayın İlker. Tabii ki konuşacaksınız. Evet, tabii ki konuşacaksınız. Ama insan şey oluyor canım. Ben nasıl vururum arkadaşımı ya? Bir pilotu ben nasıl vururum Türk pilotunu ya? Düşünebiliyor musun? Kardeşim sen benim. Kardeşimsin sen benim. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Söyle sen bir söyle. Allah için söyle ya. Düşünebilir misin bir Türk evladının, bir Türk pilotunun, gidip Türk pilotunun vurmasını? Tabii. Öyle bir şey olabilir mi? Biraz bunu sonra... düşünmek bile fevkalade şerefsizliktir diyorum yani. Sayın İlker. O kadar bitti. Çok rica ediyorum biraz sakin olun. Ama bir su rica ederim şuraya. Tabii tabii. Hemen söyleyelim arkadaşlar ya. Lütfen bir bardak su getirin. Allah Allah ya. Bu kadar da olmaz canım. Size tekrar. Meydanı boş vurdular bu kadar olmaz. Buradan da diyorum ki Genelkurmay Başkanı bu kadar kuşma. Sen puştukça adamlar senin üzerine geliyor. Vur masaya kardeşim. Bir zamanlar Erman Torunlu'ya kızıyorduk değil mi? Genelkurmay Başkanı kodumu oturtturacak diye. Ya biraz sesini gürlet kardeşim. Ha git de sana ihtilal yap demiyoruz. Haşa. Yanlış anlaşılmasın. Ama efendi kibar böyle şey diyor güzelce söylüyor anlamıyor karşı taraf. Önemli olan
sizin söylediğiniz karşındakinin anlama kabiliyetiyle orantılıdır malumunuz. Biraz dinlenin efendim. Evet, sakinleşin. Yalnız bir soru rica edeyim. Hemen getirecek arkadaşlarım size Sayın Metinler. Allah Allah çok ya. Çok dolu olduğunu söyledi Sayın İlker. Gayet tabii canım, nasıl dolu olmam sevgili kardeşim ya. Lütfen. Nasıl dolu olmam ama ya. Sayın İlker size tekrar. Ben hayatımı vermişim 35 sene. Ben kendi evlerimden diyorum, demin söyledim. Heyecanımı bağışlayın lütfen. Evet. Üçte birimiz şehit olduk.